kesinlikle de hiçbir emekli memnun değil. Kendim de 2002'den beri AK Partiliyim, zamdan da memnun değilim. %25'i verdi. Zam yok, emekliye zam yok. Kesinlikle yok. Bütün verdiklerini aldılar götürdüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını söyledi. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına emekli maaşlarına yapılan yeni zammı yeterli bulup bulmadıklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Şu an yapılan zamlar pek idare edici değil, yeterli değil. Çünkü alan saniyede gitti. %100 her şey fark geldi yine üstüne. Bir de emeklilere bir seyren zam verilecekti, o da verilmedi. Sadece bir enflasyon farkı verildi. En büyük emekli maaşı 2500 oldu. Bu 2500'ler ne anlamlı? Ben de size sormak istiyorum. Yani bu bilmiyorum, bu bir sıkıntılı bir durum. Peki sizin maaşınız ne kadar ve bu nerelere gidiyor? Bunun bir kısaca tarifini yapabilir misiniz? Benim maaşım şu an 3200. Evet. Yani tek geliriniz bu bir de. Gelirim başka yok. Yok. Buna ne kadar geçinilebilir? Peki iş arttırabiliyor musunuz mesela kazandığınız bu maaşı? Bunu şu an arttırmadığımın sebebi ben kirada oturmadığım için yetiyor biraz. Kendi evimiz ama kendi evim olmasa mümkün değil bunun yetmesi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim de yani bu ülkede bu hiperenflasyona doğru giden 2021 yılında zaten biz dibini gördük diyemiyoruz. Daha dibinde 2022'de gelecek ekonomik olarak. Bu anlamda emeklilere değil 2500'e 10 bin lira versen yetmez bu enflasyon şartlarında. Neden? Şimdi Maliye Bakanımızı Sayın Nebati 1200 lira kiradan bahsediyor. Yani 1200 lira nerede kira kalmış? Onu bizzat gidip kameralarla gösterse daha iyi olur. Görelim en azından 1200 lira nerede kira kalmış? Görelim. Emeklilere 2500 lira yeter mi? Ancak ne olur? Kirasını verir. Elektriğin suyunu verir. Kendisine yiyecek bir şey kalmaz yani. Ya simit bile yiyemez yani. Öyle diyeyim yani. Bugün simit bile, ekmek bile yiyemez yani. Ekmek ne kadar oldu? 2000 lira değil. Siz de takip etmiyorsunuz demek. Ekmek 3 lira. Önümüzdeki yılın kaç paradan yiyeceğiz? Onu biliyor muyuz? Minimum 6 TL. 6 TL. Yani 2 katlayacak. Ondan dolayı da bu hiperenflasyona giden yolda 2500 lira değil 12500 lira da verseler yetmez kardeşim. Yetmez yani. Çünkü paranın alım gücü yok. Bitti yani. Para TL olarak bitti yani. Zam değil ki o enflasyon farkıydı. Diye koyduğu zaman onu sildi süpürdü zaten. Aldı götürdü. Yok almıyor. Hiçbir faydasını göremedik. Memnun değiliz hani. Cumhurbaşkanımız sağ olsun zam yapmadı. Bir. Zam yapmadı. Bu enflasyonun farkını verdi. Zam dediğin 1 lira verir zam o olur. Enflasyonu ödedi. %25 enflasyon çıktı ya. %25'i verdi. Zam yok. Emekliye zam yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle zam yok. Geldiği gibi de zaten gitti. Sigaraya 4 lira zam olmuş. Benzine, elektriğe de zam geldi. Nasıl geçinecek emekli? Bak soğukta bekliyor şurada. Acık. Keşke vermeseydi zamı. Önceki maaşımla emekli olmama rağmen ben öğretmen emeklisiyim. İyi kötü geçiniyordum ama şu günün %50'lere varan enflasyonda %25 zam çok az. Bundan sonra nasıl geçeceğimi kara kara düşünüyorum. Peki giderleriniz neler mesela? Giderlerimiz mutfak, sebze, giyim, o tür şeyler. Ne kadar harcıyorsunuz bunları mesela örnek olarak? Vallahi geçen bir kasaba gittim, bir but aldım, bir şey aldım, 620 lira para ödedim. Yani bu maaşla bunlar nasıl olacak bilmiyorum. Zamlar verdiklerini aldı götürdü. Millet açlıktan ölüyor, kan kusuyor. Bunlar bizim milletimizde bunların verdiği asgari ücret zamına, emekliye verilen zamlara alkış tutuyor. Halbuki hepsini yalan, hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı. Bütün verdiklerini aldılar götürdüler. Bundan sonra bu milletin geleceği vahim. Açlık sınırı 10 küsür bin liraya çıkmış. Bu millet ne yapacak? Yoksulluk öylesine almış başını gidiyor. Bu millet açlıktan ölecek. Başka bir şey yok. Gelirim iyidir. Ben
üst düzeyden emekli oldum. Şirketlerde müdürlük yaptım. Benim durumum iyi. Ama benim durumum iyi diye toplumu da herkesim iyi olacak değil. Zaten bu milletin %20'si asgari 120 milyonu asgari ücretle geçim sağlıyor. Bunların asgari ücretle geçim sağladığına göre bugün gazete TV ekranlarında yazıyor. Bir iki kişilik bir ailenin fatura tutarı 1000 lira diyor. Elektrik, su, doğalgaz 1000 lira diyor. Verdikleri para 2500 lira. 1000 lira oraya gidiyor. Öbür 1500 lirayla bu adamlar nasıl geçinecek? Kesinlikle bu zamdan memnun değilim. Emeklileri ayrım yaptı. Çalışanlarla emekliler de ayrım yaptı. Kesinlikle de hiçbir emekli memnun değil. Ben de hiç memnun değilim bu zamdan. Kendim de 2002'den beri AK Partiliyim. Zamdan da memnun değilim. Emekliler sürünür halde yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? Hayır. Sürünür halde yaşıyor. 1500 lira ev kirası. İki öğrenci sokuyor. 1000 lira da ona veriyor. 500 lira da elektriğiyle suyu, doğalgazı gelse bu adam mutfağa 1 kilo bir şey alamıyor. 1 kilo. Millet sade kurtuluşu emeklinin intiharda. Başka bir şey de değil. Emeklinin kurtuluşu intiharda kaldı.